Son zamanlarda Etsy'deki grubumuzda çok fazla dükkan kapanmasıyla alakalı post açılıyor. Bunun üzerine de ben dedim ki o zaman en çok gördüğümüz dükkan kapanma sebepleri hakkında bir video çekelim. Ben Ceren Güneş, şimdi sizinle beraber Etsy'de dükkan kapanma sebeplerini inceleyeceğiz. Az bilinen dükkan kapanma sebeplerinden bir tanesi rakiplerimizin reklamlarına sürekli olarak tıklamak ve onlara para kaybettirmek. Tabii ki bu sizin de başınıza gelebilir. Rakibiniz bunu size de yapabilir. Bu durumlarda Etsy dükkanlarınızı kapatıyor. Bunu nasıl anlıyor derseniz onların elinde tabii ki şöyle bir veri var. Kim bu reklamlara tıklıyor, reklama tıklayanların kendi dükkanı var mı, dükkanında neler satıyor gibi datalar onların elinde var. Bunlara dayanarak da eğer sürekli olarak rakibinizin reklamına tıklarsanız dükkanınızı kapatabilirsiniz. Müşterilerinize spam mesaj attığınızda da dükkanınız kapanabilir. Spam mesajdan şunu kastediyorum. Mesela bir takım müşteriler geldiler, sizin ürünlerinizi likeladılar ve siz o likelayanlara ekstra indirim kodunu manuel olarak mesajla gönderdiniz. Bu durumda spam mesaj atmış oluyorsunuz ve Etsy dükkanları kapatabiliyor. Eğer böyle bir şey yapmak istiyorsanız, yani ürünleri favorilere alanlara bir indirim kodu göndermek istiyorsanız zaten bunun için kodlar kısmında, indirimler kısmında, o marketing yaptığımız kısımda bunun için ayrıca bir bölüm var. Oradan Etsy'nin otomatikman göndermesini sağlayabilirsiniz. Manuel olarak kendiniz mesaj atmamalısınız. Bunun dışında da herhangi bir sebepten eğer müşteri sizinle iletişime geçmediyse, yani bir ürün almadıysa veya mesaj atmadıysa herhangi birisine veya birilerine sürekli olarak aynı mesajları atamazsınız. Önce onların iletişime geçmesini beklemeniz lazım. Etsy müşterilere rüşvet teklif etmenizden de pek hoşlanmıyor. Yani müşterinize şöyle bir şey diyemezsiniz. Eğer iyi bir yorum yaparsanız, 5 yıldızlı bir review verirseniz bana, ben size indirim kodu göndereceğim. Veya kötü bir yorum yapmıştır, tamam yorumunu değiştirirsen ben iade yapacağım sana gibi rüşvetlerden Etsy hiç hoşlanmıyor. Ve dükkanlarınızı bu sebepten de kapatabilir. Fakat paketlerimiz için elbette indirim kodları koyabiliriz. Şöyle bir şey söyleyebiliriz. Bana eğer iyi yorum yaparsanız bu benim için çok önemli, beni çok mutlu edecek gibi şeyler söyleyebiliriz. Bunlar kurallar dahilinde, sadece rüşvet teklif etmiyoruz. Etsy size aylık olarak bir fatura çıkartır. Bunun içerisinde reklam masraflarınız vardır, işte aldığı vergi vardır, ne bileyim ürün yükleme ücreti vesaire vardır. Bunlar normalde satışlarınızdan düşer. Fakat satışlarınız bunu karşılayamıyorsa kredi kartınızı ödeme yapmanız gerekir. Bu faturayı ödemediğinizde, geciktirdiğinizde, ki öncesinde Etsy size zaten bir mail atar, bak fatura tarihi geçiyor mutlaka öde diye. Bunu da ödemediğinizde uyarıdan sonra dükkanlarınız kapatılabiliyor. Bu da en sık gördüğümüz grup içerisinde dükkan kapanma sebeplerinden bir tanesi. Etsy'de 4 ana kategori var. Bunlardan bir tanesi dijital, bir tanesi antikalar, vintage'lar, bir diğeri handmade. Etsy'de en kalabalık olan grup budur, handmade. Bir diğeri de craft supplies, yani el yapımı şeyler yapmak için gereken malzemelerin satılması. Handmade kategorisinde alsat yapmak Etsy kurallarına inanılmaz aykırı. Etsy bunu kesinlikle kabul etmiyor. Fakat craft supply kategorisinde tabii ki alsat yapacaksınız. Yani bir ip aldınız, onu satıyorsunuz. Onu markasıyla beraber satabilirsiniz. Veya antikayı kendiniz üretecek haliniz yok. Orada da alsatı kabul ediyor. Fakat eğer handmade kategorisinde satıyorsanız başka bir yerden alıp üzerine hiçbir şey katmadan Etsy içerisinde satamazsınız. Dropshipping yapmak da Etsy kurallarına aykırı. Dropshipping nedir? Çok kısacık onu bir konuşalım. Örneğin Trendyol'da N11'de işte gitti gidiyor orada bir ürün gördünüz. Onu Etsy'nin içerisinde listelediniz. Müşteriniz sizden aldı. O aldığında da siz o üreticiye sipariş veriyorsunuz ve direkt olarak müşterinize kargolatıyorsunuz. Bu durumda dropshipping yapmış oluyorsunuz ve bu Etsy kurallarına aykırı. Çünkü siz üretmediniz, siz tasarlamadınız, siz paketlemediniz, ürünü görmediniz bile. Bunu Etsy'nin hiçbir yerinde, hiçbir kategorisinde yapamıyorsunuz. Kurallara aykırı. Dropshipping ile alakalı şöyle bir detay da var. Ürünü siz yapıyorsunuz, siz satıyorsunuz, her şey size ait. Fakat kargolamayı başkası yaptı. Örneğin eşinize verdiniz, eşiniz kendi adıyla kargoladı ve dükkan üyeleri içerisinde ismi yok. Bu durumda eğer müşteri bunu fark ederse şikayet edebiliyor ve dropshipping şüphesi sebebiyle de Etsy dükkanı kapatabiliyor. Eğer kargolar başka birisinin adına gidecekse o kişiyi veya o firmayı her neyse onu dükkan üyesi olarak eklemeniz lazım. Yine buradan çok bağlantılı bir kurala geçelim. Dükkan üyelerini belirtmemek de Etsy kurallarına aykırı.
Yani siz yanınızda 4 kişiyi çalıştırıyor olabilirsiniz. İşte 2 arkadaş açmış olabilirsiniz vesaire. Bunlar dükkan üyeleri olarak gözükmediğinde kurallara aykırı bir şey yapmış oluyorsunuz. Eğer Etsy'nin kurallarını okursanız defalarca transparan olmaktan bahsettiğini okuyacaksınız. Her şeyi açık açık yazmanız Etsy için çok çok önemli. Bu yüzden yanınızda birileri çalışıyorsa eğer, bir takım yardım alıyorsanız, bir üretim ortağınız varsa vesaire bunları dükkanınızda belirtmeniz lazım. Kategori hataları da çok sık yapılan hatalardan bir tanesi. Bundan neyi kastediyorum? Şöyle, örneğin vintage tarzı bir ürün yapmışsınız diyelim ki. Bunu handmade olmasına rağmen vintage kategorisine koyabiliyorsunuz. Ya da ürün gerçekten vintage ama aynı zamanda da handmade, elle yapılmış. Bunu handmade kategorisine koyuyorsunuz. Bu kategori hataları da kurallara aykırı ve dükkan kapanmasına sebep olabiliyor. Dikkat etmeniz gereken şey şu, bir ürünün vintage olabilmesi için en az 20 yıl geçmiş olması lazım üretiminin üzerinden. Eğer antikaysa da en az 70 yıl geçmiş olması lazım. Ürün yepyeni yaptınız ama vintage tarzındaysa o zaman handmade kategorisinde ama başlıklarda vesaire belirtmek isterseniz vintage style gibi belirtebilirsiniz. Tahmin edebileceğiniz gibi kötü hizmet vermek de Etsy kurallarına aykırı ve dükkan kapanmasına sebep olabiliyor. Yeni çıkan bir özellikle ODR yani Order Dissatisfaction Rating kısaltmasıdır. ODR'nizi görebilir ve ne kadar bir memnuniyetsizlik oranı var bunu oradan ölçebilirsiniz. Bunlardan bakacağınızın linkini videonun tanıtım kısmına koyacağım. Müşteri memnuniyetsizliği şöyle ölçülüyor. Örneğin üst üste çok fazla 3 yıldız ve 6 yorum alabilirsiniz. Bu çok etkiliyor. Üst üste çok fazla case açılabilir. Yani müşteriyle bir anlaşmazlık yaşayabilirsiniz. İade talebi olabilir. İşte kargonuz gitmemiştir. O der ki bana iade yapın. Bu tarz şeylerde case açılması dissatisfaction rate'i artırır. Bunun dışında şu da önemli. Siparişi aldınız. Biliyorsunuz hani onun içerisine şöyle bir şey girdiniz. Şu tarihte shipping'i gerçekleştireceğim yani kargoyu yollayacağım diye bir şey girdiniz. O tarihi geçirdikten sonra yollarsanız da ne yazık ki kötü hizmet vermiş sayılıyorsunuz. Bu tarz küçük detaylara dikkat etmeliyiz. Ama hani bir tane bir müşteriyle anlaşmazlık oldu diye hani ay dükkanım kapanır mı diye paniklemeyin. Hayır öyle bir şey değil. Bu kolektif olarak üst üste gelmesiyle alakalı bir şey ve bir süre sonra hani 3 case açıldı, bunlar kapandı. Üstünden devam ediyor. Siz gayet güzel satışa devam ediyorsunuz ve problemli kimseyle karşılaşmadınız. O zaman zaten tekrardan makul bir seviyeye iniyor. Etsy diyor ki eğer bir dükkanınız varsa bunun içerisinde sizin ya da dükkan üyelerinizin ödeme bilgileri kullanılabilir. Yani diyelim ki bir kredi kartınızı girdiniz fakat limiti yetmedi Etsy'nin faturasını ödemeye. Ev ve ailesinden başka birisinin kredi kartını girdiniz Etsy'ye ve öyle ödeme yaptınız. Bu kurallara aykırı. Bunun aykırı olmaması için o kişiyi de dükkanın içerisine eklemeniz lazım. Yoksa dolandırıcı olduğunuza karar veriyor. Yani hani çünkü diğer kişinin izin verip vermediğini bilmiyor. Hani şöyle bir şey de söyleyebilirsiniz de ben hani öylesine adını yazabilirim yine haberi olmayabilir. Olsun Etsy böyle bir şey istiyor. Eğer başkasının ödeme bilgilerini kullanacaksanız bu PayPal'de olabilir, Etsy Payments için de olabilir, işte başkasının Shopee'ri de olabilir, kredi kartı da olabilir. Bunları bu insanları dükkanın içerisine eleman olarak eklemeniz lazım. Yine çok az bilinen kurallardan bir tanesi topluluk kurallarına uymamaktan dolayı dükkan kapatılması. Topluluk kurallarından şunu kastediyoruz. Etsy içerisindeki halka açık yerlerde diyeyim, forumlarda, gruplarda vesaire ayrımcı söylemlerde bulunmak, işte ırkçı söylemler, hakaretler vesaire bunların hepsi Etsy kurallarına aykırı. Etsy sizden müşteri bilgilerini de korumanızı bekliyor ve vergi verme veya kargo haricinde üçüncü partilerle, üçüncü kurumlarla bunları paylaşmamanızı bekliyor. Örneğin müşteriyle bir diyalog yaşadınız ve ya bu ne diyor ben anlamadım diye alıp o görüntüyü Facebook grubuna koydunuz diyelim ki ama adı soyadı orada gözüküyor. Bu durumda bu da kurallara aykırı. Birisi şikayet ederse dükkanınız kapatabilir. Böyle durumlarda müşterinizin ismini kapatmanız lazım ve kargo ve vergi verme ya da işte fatura kesme haricinde müşteri bilgilerini hiç kimseyle paylaşmamanız gerekli. Müşteriyi yanlış yönlendiriyorsanız da dükkanınız kapanabilir. Buradan neyi kastediyoruz? Örneğin bir yastık
kılıfı satıyorsunuz fakat bunu yastık olarak listelemişsiniz ve içerisini yani pillow insert dediğimiz o elyaflı kısmını göndermediğinizi yazmamışsınız diyelim ki. Bu durumlarda müşteriler zaten hani bunun içi neden yok diye case açıyorlar. Eğer case içerisinde şunu kanıtlayamazsınız yani ben listelememde kılıf satıyorum, içerisini satmıyorum aslında hiçbir yerde yazmamışsanız eğer müşteriyi yanlış yönlendirmekten de dükkanınız kapanabilir ne yazık ki. Telif hakkı ihlalleri ne yazık ki çok çok sık gördüğümüz ve hepsini genel olarak yani sadece Türkiye'de değil Amerika'da da çok fazla dükkanın kapanmasına sebep olan kurallardan bir tanesi. Örneğin bir Disney Mickey Mouse'un ürününü yaptınız. Hem Mickey Mouse'un hem şekli hem de Mickey Mouse isim olarak teliflidir. Frida Kahlo öyle veya televizyonda gördüğünüz herhangi bir şey. Bunların hepsi telifli ürünler ve telifli şekiller veya telifli isimler. Bunları telif sahibinin izni olmadan kullanamazsınız. Bunlar üzerinden para kazanmamanız gerekir. Şöyle bir şey söyleyebilirsiniz bana. Ama yani o dükkan satıyor, bir sürü satan dükkan var. Şöyle küçük bir detay söyleyeyim size. Siz de Disney ile veya telif sahibiyle iletişime geçerek onlara telif ödeyebilirsiniz. Bu bazen yüzde halinde oluyor. Satıştan yüzde kesiyorlar. Bazen toplu halde bir önceden bir ücret talep edebiliyorlar. O dükkanlar yani onlar satıyor ben niye satamıyorum dediğiniz dükkanlar telif veriyor olabilirler. Etsy'nin dükkan kapanma sebebi olarak çok sık gösterdiği şeylerden bir tanesi de çoklu dükkan kurallarına uymamak. Etsy içerisinde milyonlarca farklı dükkanınız olabilir. Bunda hiçbir sorun yok. Fakat çoklu dükkan kurallarına uymanız gerekli. Bu kural ne diyor? Diyor ki eğer bir dükkanınız varsa bir başka dükkan daha açacaksanız bu dükkanlar aynı şeyi kesinlikle satamazlar. Ama direkt olarak kurallarda şu örneği vermişler. Bir dükkanınız var, kadın elbiseleri satıyorsunuz, başka bir dükkan açtınız, onda çocuk elbiseleri satabilirsiniz. Ya da üçüncü bir dükkan açtınız, bir tanesinde işte yazlık elbiseler satarken bir diğerinde abiye elbiseler satabiliyorsunuz. Yani sattığınız ürünlerin birbirinden aynı sektörde olsa bile net bir şekilde belki tarz olarak, belki malzeme olarak kesinlikle ayrılması lazım. Etsy'nin sayfalarca kuralı var, bunları mutlaka okuyun tabii ki. Ben Facebook grubumuzda en çok gördüğüm dükkan kapanma sebeplerinden bahsetmek istedim. Bol satışlar.